Hocam, Mersan Dündar hocam. Buyurun. Buyurunuz. Suriye meselesi dahil olmak üzere Amerika'ya da ekleyeceksiniz. Buyurun. Evet. Evet efendim. Teşekkür ederim. Bu arada saat 4.30 olmasına rağmen sabah Japonya'da da izleniyorsunuz. Üzerime kalmasın. Size selamları var. Öyle mi? Sağ olun. Şimdi, Japonya'ya selam ederim biz. Eyvallah. Tabii ben burada tamamen hani kişisel görüşlerimi paylaşacağım. Daha çok Asya üzerine çalışmaya çalışıyorum ben. Şimdi sorunuz hani Suriye merkezi hükümetle Esad'la konuşursak bu işler çözülür mü? Ben açıkçası evet bir aşama kaydedilebileceğini ama pek de tek başına Esad'la görüşmenin ya da rejimle görüşmenin bu işleri çözmemize yarar sağlamayacağını düşünüyorum. Pek mümkün değil yani. Çünkü diğer konuşmacıların da belirttiği gibi ABD ve Rusya. Ama ben Cem Bey'e katılmıyorum. Burada Rusya'dan daha ziyade ABD'nin tavrı önemli. Çünkü Rusya bir şekilde zannederim şu andaki konjonktür gereği Türkiye'nin bazı tezlerine isteyerek ya da istemeyerek ama evet diyor ve her ne kadar ne diyelim çatıştığımız belki ya da çekiştiğimiz noktalar olsa da gayet başarılı bir şekilde götürüyoruz bazı şeyleri ama Amerika Birleşik Devletleri eğer çokça dile getirilen bu büyük ne diyelim Orta Doğu'da yeni bir ülke kurma hayali peşinde ise gerçekten şimdi Irak'ın kuzeyinde malum olduğu üzere göreve bir var olan merkezi hükümetin dışında bir yapı var. Suriye'nin kuzeyinde ve doğusunda da bunun yapılmaya çalışıldığını biz biliyoruz, görüyoruz. Konuştuğumuz konu bu. Ben kolay kolay Amerika Birleşik Devletleri'nin buna hedeceğini düşünmüyorum. Yani elinden ne gelir, ne yapar bunu bilemem ama elinden geldiği kadarıyla buradaki şu andaki durumu bozmamaya çalışacaktır. Diğer taraftan aynı şekilde İran'la olan ilişkilerinin ya da sorunlarının da ben açıkçası sadece işte İran'daki yönetimin dini referanslara sahip bir yönetim olmasına falan bağlamıyorum. Bu bahsettiğim demin işte Orta Doğu'da kurulması düşünülen yeni bir ülkenin bir ayağı da malum olduğu üzere İran. Yani orayı da olabildiği kadarıyla kaldı ki şimdiki yönetimden önceki yönetim olsaydı da hedef bence zaten oydu. Yani oradan şu anda bir eyalet olarak tanımlanan İran'daki bölgenin de Irak'taki bölgeye ve daha sonraki Suriye'deki bölgeye ve daha sonra da işte başka yerlerde de efendim bir toprak koparma suretiyle yeni bir şey yaratılmaya çalışıldığı teorisi doğruysa eğer bu işlerde Amerika Birleşik Devletleri kolay kolay bırakmayacak. Onun için hani bu aşamada bizim tekrar dönecek olursam sorunuza doğrudan rejimle görüşmemiz çok bize ne diyelim umduğumuz kadar başarı sağlamayacak bu bölgenin temizlenmesi bağlamında. Yoksa ne bize başarı rejimle yani ne, devletimiz nedir çözüm? Kısa orta vadede. Valla işte dediğim gibi burada mesele şimdi deminki konuşmalarınıza da atfen Amerika Birleşik Devletleri müttefikimiz bize ikna etmeye çalışmıyor bazı sorunlu alanlarda. Bize bunu böyle yapmamız gerektiğini söylüyor. Zaten mesele de buradan çıkıyor. Yani karşılıklı çıkarlar var. Her ülkenin kendi çıkarı var. Şüphesiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bu çıkarların ötesinde kendi haklarının peşinde. Kendi haklarını savunmak peşinde. Yani bu manada Amerika Birleşik Devletleri demin dediğim gibi eğer bir planı varsa büyük bir yeni ülke kurmak peşindeyse yani buna direnecek. Buna direndiği için de yani bizim Rusya'yı, İran'ı ve rejimi ve bölgedeki bizimle irtibatlı grupları ne diyelim bir masa etrafında toplayıp eğer en azından hedef olarak bir araya getirebilirsek Amerika Birleşik Devletleri'ni de bir şekilde belki bir şeyler geri adım atmaya ikna edebiliriz diye düşünüyorum. Ama hani son tahlilde bunlar stratejistlerimizin, genel kurmayımızın
istihbaratımızın ve tabii ki şüphesiz dışişlerimizin vereceği karar. Onun için hocam şeyde bir gelişme bekliyor musunuz? Yani mesela bu Tayvan, orayı çok çalıştığınız için söylüyorum. Biraz konudan kopacak ama o Tayvan tarafında krizin tırmanması, oraya da işte Çin'in daha fazla kışkırtılması veya dikkatin biraz daha oraya yönelmesi gibi şeyler bekliyor musunuz? Ya şüphesiz. Şüphesiz. Çünkü demin altını çizmeye çalıştım. Bu artık bundan sonra iş Doğu Asya'da şekillenecek gibi gözüküyor. Bu manada işte Rusya ile Ukrayna'nın tabiri caizse kapışması ve bunun ne diyelim sonuçlanmamasına yönelik kolaylıkla savaşın bitmemesine yönelik gözle gördüğümüz çabalar var. İşte sürekli efendim Çin nasıl ki Orta Doğu'da tarafları bir şekilde anlaşmaya çalıştırıyorsa bakıyoruz Batı ya da Avrupalı işte dostlarımız diyelim Rusya ile Ukrayna'yı barıştırmaya çalışmaktan ziyade sanki biraz körüklüyorlar gibi, bilmiyorum yanılıyor muyum, sizler ne düşünüyorsunuz, duymak isterim açıkçası. Ama yani bu manada Rusya'nın meşgul edilmesi, her ne kadar petrol fiyatlarının artması Rusya'nın işine yarayacaksa da ya da fosil yakıtlara üretimin Orta Doğu'da üretimin azaltılması fiyatları yükselteceği için yine üretici konumundaki Rusya'nın işine yarayacaksa da ama Rusya hakikaten Sayın Küçük'ün belirttiği gibi yoruluyor bu işten maddi olarak. Ya onu şöyle mi görüyorsunuz? Manada, Amerika, Rusya burada Ukrayna ile çok özür dilerim. Rusya burada Ukrayna ile oyalanırken kulağımı kapatır mısınız yönetmenim? Amerika Birleşik Devletleri orada Çin'le benzer bir durumu Tayvan üzerinden Çin'e yapıyor gibi bir noktada mıyız? Ya şöyle, bunu deneyebilirler. Dedim ya, biz tabii geleceği okuyamıyoruz. Her şey olabilir açıkçası. Yani o Orta Doğu'yu rahatlatır mı? Desem, biz de bunlar birbirine uğraşırken doğru. Rahatlar mıyız yani burada? Rahatlamayız. Çünkü böyle bu maalesef işte Rusya ile Ukrayna'nın hani baktığımız vakit biz işin içinde değiliz doğrudan güya ama etkilerini bütün dünyayla beraber yaşıyoruz. Benim söylemeye çalıştığım şey şu. Ben Amerika Birleşik Devletleri ile Çin'in doğrudan karşı karşıya geleceğini de düşünmüyorum açıkçası. Çünkü hakikaten aradaki ticaret, belki Sayın Evren Çelik beni destekleyecektir. 1 trilyon dolar gibi bir şey var herhalde iki taraf arasında karşılıklı birbirlerine yaptıkları yatırımlar vesaire. Yani bunlar böyle bir anda şık diye ortadan kaldırılabilecek şeyler değil. Fakat gerilimden beslenme diye de bir şey var. Yani başka ülkelere ölümü gösterip sıtmaya razı edebilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nin şu iki yılda Asya Pasifik ülkelerine sattığı silah neredeyse 1 trilyon dolara yaklaştı. Onun için ama bu kontrollü gerginlik her ne kadar bir doğrudan çatışmaya dönüşmese de yine de bizi olumsuz olarak etkileyecek. Neden? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri dediğim gibi problemli olduğunu düşündüğü bir ülkeyle ilgili kendi stratejisini belirleyip bize de onu dayatıyor. Bununla ticaret yapma. İşte bununla şunu alma. Bununla bunu ya. Öyle olunca da şüphesiz Türkiye ve bölgedeki diğer bazı ülkeler de bundan etkileniyor diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.